EBA, ilkokullar için kendi dersinizi kendiniz ekleyin, istediğiniz zamanı ekleyin, istediğiniz kadar ders ekleyin dedi. Tamam, güzel. Peki bu dersler nasıl eklenecek? Hocam sağ tıkla yapıştır, onu kopyala, zoom'dan al, öbür tarafa at. Kafalar birazcık karışmış. Hocam hepsini yaptık, bazı hatalar alıyoruz. Tamam, bu hataları neden alıyoruz, nasıl çözeriz? İşte bu soruların cevapları şimdi derste. O zaman hadi, hadi canlı dersi. 27 Eylül, bu pazar, akşam saat 21'de. Tablet bilgisayar çekilişi YouTube kanalda. Yapman gereken tek şey canlı yayına katılmak. O zaman hadi çekilişe. Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, adım adım gideceğiz. Çıkabilecek hataları göreceğiz. En çok nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Başlıyorum. İlk önce her zaman olduğu gibi EBA canlı ders için EBA'ya girmem lazım. Şu kısımları video uzamasın diye atlıyorum. EBA Go Tier'a gir, kullanıcı şifreni yaz, adımları geç. Bu kısımları atladım. Direkt canlı derse girdim, ekrana geldim. Tamam, güzel. Şimdi burada ne yapacağım? Sol tarafta bana ait bilgiler var. Doğru. Canlı dersler sekmesine girdiğim zaman karşıma bu taraf geliyor. Eyvallah. Diyor ki harici canlı ders ekle. Tamam, ekleyeyim. Ne yapmam lazım? Canlı ders başlığı. Hadi ben genelde biliyorsunuz buraya deneme diye oluşturuyorum. Deneme dedim. Tamam. Kaçıncı sınıfların dersine giriyorsun? Birinci sınıfların dersine giriyorum. Peki tarih hangi tarih olsun? Bugün ayın 24'ü ve bugüne ders oluşturmak istiyorum. Tamam, canlı ders tarihim burada. Başka bir güne de atayabiliyorum. Saat kaçta olsun? Benim saatim şu anda 13.13. 13.50'ye ders koyabilirim. Tamam. Ya da nereye istersem oraya koyabilirim. Gayet geniş bir skala veriyor. Yani bir ders, iki ders, ortaokullarda, liselerde bu kadar geniş, açık değil bu skala. İstediğiniz kadar ders, istediğiniz kadar saate aktaramıyorsunuz. İlkokullara birazcık torpil geçirmiş. Baya baya kendi saatlerini oluşturabiliyorlar. Neden acaba? Çünkü direkt Zoom altyapısını kullanıyor bu sistem. Tamam. Önüme gelen ilk saat, en yakın saate dersi verdim. Tamam. Açıklama kısmına ne yazayım? Buraya dersin açıklaması neyse onu yazabilirsiniz. Ya da uzun tutmazsınız. Benim az önce yazdığım gibi deneme ya da dersin sadece adını yazıp geçebilirsiniz. Tamam. Şimdi gel gelelim ders linki kısmına ne yapacağız? Tata. Hocam diyorlar ki Zoom'u yükleyeceğiz oradan. Sakin. Adım adım küçük küçük gideceğiz. Karışık hiçbir şey yok. Google Chrome'u açıyorum. Yani internete girdiğim tarayıcı açıyorum. Sayın hocalarım bazen tarayıcı diyorum. Bu kelimenin anlamını bilmeyenler var ama çok kullanılır. Tarayıcı bizim Google Chrome. Internet Explorer'ın genel adları tarayıcı. Evet, tarayıcıya geldim. Açıklamalı videoda şöyle diyor. http://wzoom.as doğru ama biz birazcık daha pratik göstermeye çalışıyoruz. Ben buraya Zoom indir yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Karşıma çıkan sonuçlara bakıyorum. En üstte Zoom indir download, download center Zoom. Evet, download, indir, download merkez, download center'dan indir. Neyi? Zoom'u. Tamam. Açtım karşıma Zoom'un zaten uygulamayı indirdiğim sayfası geldi. Güzel. En üst tarafta diyor ki Zoom Client Formatting. Yani client kullanıcılar için meeting programını indir. Tamam. Download'a tıklayacağım. O da bana diyor ki versiyon 5.3.0'ı indiriyorsun, haberin olsun. Doğrudur. Bazı güncellemeler gelirse benim ara ara buraya gelip versiyonlarını yükseltiyor olmam lazım Zoom'un. Ben şu anda 5.0'ını yükledim. Tamam. Bu yüklediğim program zaten yani ne kadar internet hızınız yavaş olsa bile 30 saniyede iner sayın hocalarım. Evet, aşağı tarafa indi. Burada aktif. Şimdi neler yapacağım? Kenara tıklayıp aç diyeceğim. Burada karışıklık yok. Tamam, çalıştır diyorum. Daha önceden de Zoom'u yüklemiştim. Aynı EBA canlı dersi yükler gibi. Garanti olsun, eksiklik olmasın, versiyon varsa yenilensin dedim. Windows onu bana soruyor. Diyor ki bir program yüklenecek, haberin var mı? Evet var, yükle, sıkıntı yok dedim. Bu arada şunları bitirdik artık. Zoom'da güvenlik problemi varmış. Ben bilgisayarıma Zoom kurmam. Maalesef öyle bir dünya yok. Yani kuruyoruz. Evet, geldi karşımıza bu ekran. Ya hocam işte sen ama bize böyle ekran gelmiyor. Burada bir kullanıcı girişi yapmamız lazım. Doğru. Kullanıcı girişi yaparken size diyor ki ben şuradan delete yapayım. Evet, karşıma kayıt ol gir diyor. Tamam. Şunları yapabilirim. Zaten bunu yapıyorsanız siz bu kısımları bensiz atlayabilecek seviyedesinizdir. Buraya bir e-posta adresi girin, altına bir pasaport belirleyin. Bunlarla giriş yapın. Zaten bunu yaparsınız. Eyvallah. İyi de hocam işte ben oraya girdim, onu eksik istedi de benim e-postama mail yollamıştı. Benim onu tekrar kontrol etmem lazımmış. Kafam karıştı diyorsanız
herhalde bir Facebook hesabınız vardır. Yoksa bile benim gibi sadece bu tip yerleri hızlı geçmek için basit bir Facebook hesabı oluşturun. Facebook hesabını açıyorum dedim. O da bana dedi ki Zoom senin Facebook hesabını kullanacak haberin olsun dedi. Tamam dedim. Facebook hesabımı kullandı artık Zoom. Artık aktifim. Yeni bir kayıt yapma işlemine ihtiyacım yok. Facebook account'una buraya giriş yaptım. Bitti. Şimdi ne yapacağım? Normalde new meeting, yeni buluşma, yeni konuşma seçeneğimiz burada. Doğru. Join. Join demek katıl demek. Yanında da bir plus var, artı var. Buradan da yapılan bir görüşmeye girebiliyorsunuz. Tamam. Ya hocam bu menüler İngilizce, bu nasıl Türkçe olacak? İnşallah bir gün biz de kendi programlarımızı yazacağız. Bizim kodlama öğrenen öğrencilerimiz bu tip programları yazacaklar ve bütün dünyada Türkçe isimlerle bu programlar gözükecek. O zaman da menüler Türkçe olacak, onlar İngilizceye çevirecekler. Neyse, ayrı bir konu. Ben burada ne yapıyorum? İngilizce ama takılmayın, ben buraya çılgınlar gibi kullanmayacağım ama basic seviyede, basit seviyede de İngilizceyi birazcık da biliyor olmam lazım. Göz aşinalığı da sağlamam lazım. Konuyu uzatmadım, geldim. Aşağıda bir zamanlama, bir tarih ayarlama bölümümüz var. Buraya tıkladım. Güzel. Benim için otomatik bir isim belirledi. Recep Tuna'nın işte Zoom Meeting ayarı dedi. Ben buraya deneme yazıyorum. Şunu dikkat ederseniz kafalar birazcık daha az karışır. Dersin ismine ben ne yazmıştım? Deneme. Buraya da deneme yazın. Dersin ismine ne yazdım? Hayat bilgisi, çocuk sevgisi. Buraya da aynısını yazın. Yoksa bu o ders miydi, öbürü hangi dersi? Karışıklıklar olabilir. Aynı isimleri kullanmaya çalışın. Deneme dedim. Hangi günü deneyeceğim? Perşembe günü Eylül 24. Bugünün tarihi. Tamam. Saat kaç olsun? Ben öbür tarafta ne hesaplamıştım, ne yapmıştım? Buranın karşı tarafı tutuyor olması lazım sayın hocalarım. O zaman ben emin olmak için tekrardan şu canlı saat dersimin saatine bir daha bir bakayım. Bana burada 13.50 diye bir saat gösteriyor. 14.30'a koydum. 14.30'da gelip burada arayacağım. 14.30'un bakın var burada. Buradaki saatle oranın tutması önemli bir ayrıntı. Lütfen buraya dikkat edin. Devamında diyor ki ders süresi 30 dakika. Bunu siz ayarlayabiliyorsunuz ama bakanlık diyor ki 30 dakika seçin. Tamam, 30 dakika seçelim. Time zone, zaman alanı ne olsun? Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, yani bunu bu program için değil, dünya genelinde biz şunu yapıyoruz. Telefonlarımızı, tabletlerimizi her yerin ayarında İstanbul'un saat dilimini kullanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bir aygıtı kullanıyorsanız zaman ayarı İstanbul olması lazım. Gelip buradan eğer sizinki İstanbul değilse İstanbul'u buluyor olmanız lazım. Tamam. Şimdi burada Zoom Meeting'de şöyle bir şey var. Telefon numaranız gibi düşünün. Size yaklaşık 4, 3, 3, 6, 10 haneli bir numara veriyor. Tamam. Bu numarayı telefon numaranız gibi düşünün. Bunu da verebilirsiniz. Ya da her seferinde bana yeni bir telefon numarası verdi diyebilirsiniz. Bakın benim telefon numaram şu. Bu ID'm bu. Görüyorsunuz. Eğer ben bir görüşme yaparsam ve şifresi de sizde varsa bu görüşmeye bu numaradan çat diye girebilirsiniz. Demiş ki her seferinde yeni oluştur. Tamam. Ellemiyorum. Öyle kalsın. Bir de diyor bir password belirleyin, bir şifre belirleyin, security, güvenlik numaranız olsun. Tamam. O da ne olsun? Bu meeting için UV ile başlayan, devam eden bir numara. Tamam. Bu da aklımızda. Şimdilik bir ihtiyacımız var mı? Yok. Tamam. Waiting room. Waiting room nedir? Öğrenciler için bir bekleme salonu. Bunu ben aktif kullanıyorum açıkçası. Derse geç gelenleri görmek için şunu yapabilirsiniz. Derse girişleri kapat. Dolayısıyla kimse derse dışarıdan giremez ama waiting room'da, bekleme odasında gözükür. Daha sonra istediğinizde waiting room'dan dersinizi alabilirsiniz. Ben burayı aktif edebiliyorum. Ama diyor ki bakanlık burayı kullanmayın. Sizden önce kimse bekleme kısmında beklemesin. Sen derse gel sonra devam etsin. Ayarımız bu şekilde. Tamam, ellemedim. Video host. Host ne demek? Ana kullanıcı. Ana kullanıcının videosu açık mı gelsin, kapalı mı gelsin? Onlarla alakalı bir ayar. Geçtik. Devamında da bu programa hangi calendar üzerinden geçeceksiniz? Other. Diğer üzerinden. Çünkü biliyorsunuz EBA arayüzünü kullanacağım. Tamam. Şimdi burada bir şey yok. Bu ayarlar kolay. Şurada birazcık işler karışmış. Save dedim. Tamam. Kaydet dedim. Eyvallah. Zoom benden hemen şu ekrana geçeyim. Bir link istiyor. Nerede benim linkim? Diyor ki ders linkini gir. Ders linki. İşte buradan geliyor. Hocam biz bunu koyduk buradan hata alıyoruz. Tamam. Sakin geliyor. Bakın arkadaşlar. Join Zoom Meeting. Katıl Zoom görüşmesinin altında HTTP ile başlayan bir yazı var. Tamam. Mouse'uma herhangi bir yazı seçer gibi seçtim.
sonuna kadar geldim. HTTP ile başlayan başına geldim. En son rakamla biten yere kadar bir yeri seçtim. Burada burayı kopyalayacağım ben. Kafalar karışmış. Tamamını not defterine kopyala. Oradan seç, şuna bas. Birazcık daha yavaş görüyoruz. Bunu seçmenin kolay yolu seçtik. Kopyalamanın kolay yolu üzerine sağ tıkla kopyala çıksın. Çıkmıyor, program izin vermiyor. İnşallah bir sonraki update'lerde güncellemelerde verir. Sağ tıklayıp kopyala diyeceğim. Güzel. Sağ tıkla kopyala gelmediğine göre bunun kısa yol tuşuyla yapacağım. Kısa yol tuşu nedir? Kontrol C. C ne demek? Jopi. İngilizce Jopi'nin C'si. Tamam. Kontrole bastım. Şu anda bir elim kontrol tuşuna basılı. Aynı anda basmıyorum. Şu anda bir elim kontrol tuşuna basılı. Diğer elimi de C tuşuna götürüyorum ve bastım, çektim. Kontrol D, parmağım hala duruyor. Şimdi onu da çektim. Yani kontrol C'yi şöyle kullanmıyoruz. Kontrol C. Böyle değil. Kontrole bastık. Tamam. Sonra C'ye de basıp çekip elimizi kontrolden çekiyoruz. Kopyaladık biz burayı. Tamam. Hadi EBA'ya dönelim. Bu ekranı yapıştıralım. Dersin ki kopyalarken kontrol C, yapıştırırken kontrol V. Şu anda kontrole bastım. Bir elim kontrolde. Diğer parmağımı V'ye götürüyorum. Tık yapıştırdım. Bitti. V'ye bastıktan sonra kontrolden hemen hızlıca çekmeseniz de olur. Bir defa bastım. V'ye aynı anda basılı tutmuyorum. Tık bastım, çektim, yapıştırdı. Sonra elimi kontrolden de kaldırdım. Evet, bu dersim yapıştı. Doğru olup olmadığını nereden anlayacağım? HTTP. Bütün internet adresleri HTTP ile başlar. HTTP ile başlıyorsa devamında da bir rakamla bitiyorsa burası o ekran. Tamam. Şimdi aynı işlemi hızlıca ikinci kez yapacağız. Kim için yapacağız? Password kod için. Sayın hocalarım, PES geçiş kodu. Geçiş kodu kısmını almayacağız. Geçiş kodu 2. Yanında da yazıyor. UY ile başlayan bir şey. Benim herhalde buradaki şifrem UY'li olan şifredir. Evet. UY'li kısmı seçtim. Seçtikten sonra kopyalamayı nasıl yapıyorum? Parmağımı kontrole götürdüm. Kontrole götürdükten sonra R'ye bastım. Şimdi de elimi kontrolden çektim. Evet. Şu anda kontrol C ile kopyalamayı yaptım. Zoom meeting'e düzeltiyorum. EBA canlı derse geçtim. Elim kontrolle kısmına kontrol V dedim. Şifremi yapıştırdım. İşimin %90'lık kısmı bitti. Dersimin adı var, tamam. Ders saatimi belirledim, tamam. Linkim burada, şifrem burada. Kendim de istediğim bir dersi girebiliriz. Hangi şubeye giriyorum? Birinci sınıflara giriyorum. Doğrudur. Öğrencileri listelemeyi unutmayın lütfen. Öğrencilerimiz geldi. Bu ekranda istediğimiz öğrenciyi dersten çıkarabiliriz ya da ekleyebiliriz. Ben deneme dersi olduğu için bütün öğrencileri dersten çıkartacağım. Bir tane bulundurmak zorundayım. Evet, bir kişiyle canlı dersi oluşturuyorum. Canlı dersi gönder dedim. Normalde idareci ekranlarında canlı dersi hangi öğretmene göndereyim seçeneği var. Öğretmen ekranında yok. Neden? Çünkü öğretmen kendi şifresini sadece kendisine ders atayabiliyor. Şunu da ek olarak söyleyeyim. Oluşturduğunuz canlı derslere idareci şifresiyle girildiği zaman idareci o saatte derse katıl butonu çıkıyor. Eğer isterse idareci arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz sizin dersinizi takip edebiliyorlar. Hocam, ben bunların hepsini yapıyorum da bak problemler yaşıyoruz, onlara değinmedim. Hemen değineyim. Eğer 404 hatası alıyorsanız bu şu demek. Az önce kopyala yapıştır yaptığımız ekran var ya, orada HTTP ile başlayan kısmı değil, tamamını kopyalamışsındır. Yanlış kısımları almışsındır. O zaman 404 hatası şudur. Bulamıyorum. EBA için değil, dünya genelinde 404 not found bulunamadı hatasıdır. Yani sen böyle bir ders oluşturmadın ki bu neyle başlıyor, neyle bitiyor ben anlayamadım, bulamadım. Yani eğer 404 hatasını alıyorsanız bilin ki canlı dersinizdeki link kısmını doğru yapıştırmamışsınızdır. Bazen de sunucuya ulaşılamıyor, veri sunucusuna ulaşılamıyor diye bu hata geliyor. İşte bu hatada da yapacağımız şey maalesef ki sabretmek, tekrar denemek, tekrar denemek. Baktık olmuyor, başka tarayıcıdan girmek. Baktık olmuyor, bilgisayarı kapatıp açmak. Baktık olmuyor, virüs programlarını önermiyorum ama kapatıp tekrar denemek. Başka bir şansımız yok yoğunluk olduğu dönemlerde. Evet, ilkokullar için canlı ders atama bu şekildeydi. Gene de bu konuyla ilgili anlamadığınız bir yer varsa hızlıca bana Instagram'dan ekleyip özel sorularınızı sorabilirsiniz. Bu pazar 27 Eylül saat 21'de akşam YouTube'da yapacağımız canlı yayında tablet bilgisayar çekilişimiz var. Canlı yayına katılıp tablet bilgisayar kazanma şansı yakalayabilirsiniz. O zaman her zaman söylediğimiz gibi evde kal Türkiye, hoşça kal.